Birinci Dünya Savaşı bağlamında Ermeni meselesi. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Ermenilere duyulan güvensizlikten dolayı savaş öncesinde Erzurum'da Taşnak yöneticileriyle bir araya gelmişlerdir. Bu toplantıda Taşnaklar, Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi halinde Osmanlı'ya bağlı kalacaklarını beyan etmişlerse de savaşın başlamasıyla birlikte verdikleri tüm sözleri unutarak bağımsız bir Ermenistan kurmak için çalışmalarına hız vermişlerdir. Birinci Dünya Savaşı başında Ermeni komiteleri Osmanlı Devleti'ni yıkmak ve Türk toprakları üzerinde bağımsız bir Ermenistan devleti kurmak için aldıkları kararlar şöyledir. Silah ve cephanelerle cepheden kaçarak Rus ordusunun saflarına geçip Osmanlı ordusunu arkadan vurmak, sürekli isyanlar çıkarmak, Osmanlı Devleti'ne alacağı her türlü seferberlik, askeri düzenlemeler, haberleşme ve ulaştırma işlerini baltalamak, asker, erzak ve mühimmat depolarını imha etmek, Türk döylerini yakıp yıkmak, ihtilaf devletleri hesabına her türlü istihbarat hizmetinde bulunmak, derhal silahlanmak, her ne surette olursa olsun silah altına alınmış olan Ermenileri ordudan firar ettirip Ermeni çetelerine veya gönüllü birliklerine katılacaklardır. Cephe gerisinde 2 yaşına kadar olan bütün Müslümanları gördükleri yerde ve her fırsatta katletmek, kendilerinin terk edeceği ev, kilise ve hayır kurumlarını yakıp bunları Müslümanlar yakmış gibi propaganda yapmak, resmi daireleri kundaklamak, Müslümanları göçe mecbur bırakmak.